Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin 9. seferi bombardıman filosuna görevlendirilen B1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne gitti. İncirlik Hava Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, hot pit denilen yakıt ikmali, motorlar halen çalışırken uçağa yakıt ikmali yapma taktiği anlamına geliyor. Söz konusu uçaklar Türk Hava Kuvvetleri ile eğitim görevi için yola çıkmadan önce 2 saatten daha kısa bir süre için İncirlik üstünde kaldı. B-1B bombardıman uçakları, KC-135R Asena tankerleri ve F-16 Fighting Falconları da içerecek şekilde önceden planlanmış eğitim görevleri için müşterek nihai saldırı kontrolcüsü prosedürlerini ve yakın hava desteği eğitim misyonlarını uygulamak amacıyla Türk ordusuna entegre edildi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri 9. EBS Komutanı Yarbay Stilwell, Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koydu dedi.